Ghost of Tsushima bu sene en çok beklediğim 2-3 oyundan bir tanesiydi ve iki sefer oyunun ana görevlerini bitirdikten sonra sizlerle inceleme videosunu paylaşıyorum. 18 dakikalık bir oynanış videosu yayınlanmıştı birkaç ay önce hatırlarsanız. Bu videoyu izledikten sonra benim beklentilerim biraz düşmüştü. Biraz da hayal kırıklığına da uğramıştım. Kafamda soru işaretleri artmıştı. Fakat oyunu elime aldığım gün bu soru işaretlerinin tamamı sona erdi. Şunu söyleyebilirim. PlayStation 4'te oynadığım, şu ana kadar oynadığım en keyif aldığım 5 oyundan bir tanesi oldu. Çok yakın tarihlerde çıktığı için oyun Last of Us 2 ile kıyaslanıyor ve kıyaslandığında bazı açılardan geri kalıyor. Ama şunu söyleyebilirim ki Last of Us'ta bazı açılardan 10 üzerinden 11'lik bir oyundu. Şimdi oyun artıları, eksileri, hikayesinden çok kısa bahsedeceğim. Çünkü hikayesinin şu anda bir video montajlıyorum, bir film tadında yaklaşık 2 saat civarında bir film tadında bunu paylaşmayı düşünüyorum. Bu videodan muhtemelen bir ya da iki sonraki video bu olacak. Oyunun önce artılarından bahsedelim. Oyunun atmosferi ve geçtiği dünya gerçekten güzel olmuş. Ayrıca oyun hikayesini de beğendim ve hikaye sunumunu da beğendim. Zaten gerçekte yaşanmış olan bir olay üzerine inşa edildiği için oyun daha bir moda sokuyor. Neydi bu? 1274 ve 1281'de Moğollar iki sefer Japonya'yı istila etmeye çalışıyor. Öncelikle bu Tsushima adasını istila ediyorlar ve oyunda burada geçiyor. Normalde ben oyunlarda çok kolay kolay yan görev yapmam. Yani yan görevlerden çok keyif almıyorum. Örnek vereyim, mesela Death Stranding'de direkt ana görevlerden gitmiştim çünkü yan görevler çok sıkıcı gelmişti. Red Dead Redemption'da yan görevler fena değildi ama orada da bir an önce hikayeyi tamamlamak istedim fakat bu oyunda bayağı bir yan görev yaptım. Sindire sindire yavaş yavaş oynadım. Çünkü yan görevler yapması keyifli, ilginç güzel hikayeler var ve oyunun ana görevleriyle bağlantılı destekleyici çok fazla yan görev var. Bu yüzden de hala oynamam gereken belki bir 10-15 saat var yan görevlerde ama oyunun kombat sistemi ve karakter gelişim ağacı güzel. Şimdi oyun ilk başlarını görüyorsunuz. Oyuncumuz, karakterimiz hakikaten çok kazma ilk başlarda. Hani böyle hareketleri olsun, hiçbir estetik yok ve çok kısıtlı hareketlerde bulunabiliyor ama zaman kazandıkça yeni yeni meziyetler öğreniyor, daha hızlı oluyor, daha farklı şekillerde kendini geliştiriyor. Oyunun içinde ana hikaye bir taraftan giderken gerçekten güzel güzel, bazen dram, bazen entrikalı mini hikayeler var. Bu ana görevlerden giderseniz sadece oyunu aldınız, ana görevleri oynuyorsunuz sadece. Yani 12-15 saatte falan bitirirsiniz. Orta zorlukta muhtemelen bazı yerlerde bayağı bir takılacaksınız. Özellikle boss savaşları anlamında söylüyorum bunu. Ama yan görevlerle beraber yaparsanız da oynarsanız da oyun 30-35 saat gibi bir süreyi bulabilir. Toplam oynadığım süre zarfında en fazla 1 saat sıkılmışımdır. Yani zaten benim oynadığım oyunlar arasında hiç sıkılmadan başından sonuna kadar hiç sıkılmadığım oyun yoktur açıkçası. Hani Last of Us 2'de mesela 4-5 saat sıkılmıştım. Death Stranding'de 3-4 saat sıkıldım ya da Red Dead Redemption'da 1 saat civarı sıkıldığım yer oldu. Oyundaki eksilerden bahsetmem gerekirse ufak tefek birkaç eksi var aslında ama bir tanesi var oyunda gerçekten can sıkıyor açıkçası. Bu da kamera açıları. Kamera açısı özellikle savaşlarda, dövüşlerde düşmana odaklanmadığı için bir taraftan dövüşürken öbür taraftan kamerayı ayarlamanız gerekiyor. Özellikle kapalı alanlarda, ne bileyim çadırlarda, evde falan bu sorun yaratıyor. En önemli eksi olarak bunu söyleyebilirim. Oyunda peki başka nasıl eksiler var? Yapay zeka maalesef bayağı kötü. Gerçi bir güncelleme yayınlandı şu anda. Bu güncellemeyi ben henüz yüklemedim ama yapay zekanın düzeltildiği ve nispeten daha çabuk fark ettikleri söyleniyor. Binaların bilhassa iç dizaynı copy paste yapılmış gibi, kopyala yapıştır yapılmış gibi, yani hakikaten o da bayağı dikkat çekiyor. Yani yapıların birbirine benzemesinden ziyade bina tamamen aynı. Binayı böyle oraya da eklemişler, buraya da eklemişler. Çok şey var ama yine de çok büyük bir eksi olarak söyleyemem
Oyunda ne eksi ne de artı olarak söyleyebileceğim bir durum var. O da Türkçe çevirisi. Şimdi ilk başta oyunun çevirisini garipsedim. Sonra dedim ki aa güzel olmuş. Yani evet değişik o oyuna uymuş diye düşündüm. Ama ilerleyen saatlerde fark ediyorum ki oyundaki yani çeviride hatalar var. Şöyle yani bir iki yerde değil hani adamın çeviren kişinin yorumlamasından ziyade yorum katmasından ziyade baya baya yanlış. Mesela "You'll always be my family." Normalde sen benim her zaman ailem olacaksın ya da sen benim her zaman ailem kalacaksın. Bunu mesela "seni dayım olarak hatırlayacağım her zaman" diye çeviriyor mesela. Hani bunun gibi şeyler var. Yani bilmiyor. Ha tabii şu da olabilir. Belki ben şu anda İngilizceden duyduğum için de belki İngilizce çevirisinde de bir hata olabilir. Ama çok da sanmıyorum. Çünkü hani oyun çoğu yerde şu anda İngilizce olarak satılıyor. Dolayısıyla İngilizce çevirisine bence Türkçe çevirisinden daha fazla özen göstermişlerdir diye düşünüyorum. Bir diğer tabii kolaya kaçtıklarını düşündüğüm bir iki yer var. Hakikaten oyunu bir nebze ucuz gösteriyor. Ama çok da takılmadım bunlara. Bir tanesi bunlardan mesela bir yerde bir erzak görüyorsunuz, bir silah görüyorsunuz. Bunu R2 ile alıyorsunuz. R2'ye bastığınızda en ufak bir elin uzanması, bir animasyon yok. Basıyorsunuz ve alıyor. Aslında bu oyunu daha hızlandırıyor. Gerçekten daha akıcı bir hale getiriyor. Bunu, bir taraftan da hani mesela Red Dead Redemption 2'deki gibi bir posta alacağınız zaman işte öyle soymasını falan filan beklemiyor. Sadece şu anda da tam şeyde denk geldi bakın mesela R2 ile ekranda denk geldi alıyor şu anda. Bir diğer söyleyeceğim şey de mesela Last of Us 2 ile kıyaslayacağım şeylerden bir tanesi olacak. Oyunda oynanıştan tamam oynuyoruz oyunu ara videolara girdiğimizde bu Last of Us 2'de çok yumuşak bir geçiş oluyor. Fakat Ghost of Tsushima'da bu nasıl söyleyeyim ekran kararıyor. Sonra başka bir video giriyor böyle. Her ara sahneden önce bir ekran kararıyor. Bakın mesela şu anda. Şu anda karardı. Hani tam videoda denk geldiği için söylüyorum. Böyle her videodan önce bir ekran kararıyor. Ya da mesela birisiyle konuşacağımız zaman da bu böyle. Belki en başlarda söylemem gereken şeylerden bir tanesinden en son bahsediyorum. O da oyunun görseli, oyunun grafikleri. Oyunun grafikleri aman aman değil ama güzel. Bayağı güzel. Fakat kullandıkları renk paleti, ışıklandırmalar hakikaten böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey görmedim. Resmen böyle bir sanat eserinin içinde oynuyor gibiyiz yani. Resmen böyle bir tablo gibi. Hatta şimdi mesela bir Facebook'ta Ghost of Tsushima diye bir Facebook grubu var. Oraya herkes işte çektiği böyle wallpaper, yani duvar kağıdı gibi olan, poster gibi olan fotoğrafları paylaşıyor. Çünkü gerçekten uyumuna çok müsait. Bu bahsetmiş olduğum küçük küçük eksiler, kamera açılarını saymıyorum. Hiçbir tanesi benim oyundan keyif almamı engellemedi ve gerçekten PlayStation 4'ün son eksklusif oyununa çok yakışır bir oyun oldu Ghost of Tsushima. Eğer indirim döneminde tabii oyun fiyatları şu anda daha da zaten çıktıktan sonra bir daha zam geldi Ghost of Tsushima'ya. Mesela 429 liraydı, 499 liraya çıktı yanlış bilmiyorsam. Bir indirim döneminde atıyorum 200-250 lira düştüğü dönemde çok şiddetle tavsiye edeceğim bir oyun. Ben yani çok eğleneceğinizi, keyif alacağınızı ve sürükleyici bulacağınızı düşünüyorum. Bir istisnası var sadece. Kimler bunu sevmez? Yani mesela kim sevmez, kim eğlenmez bu oyundan dersek eğer Uzak Doğu oyunlarını pek sevmiyorsanız, Uzak Doğu kültürünü pek sevmiyorsanız ya da samuraylar falan yok benlik değil falan diyorsanız evet bu oyundan uzak durun ama bunun haricinde yani böyle bir durum yoksa bu oyunu çok seveceğinizi düşünüyorum. Hikayeden çok kısa bahsedeyim. Mazen bir inceleme videosu yaptık. Moğollar Hotunan önderliğinde, bu Cengiz Han'ın torunu Japonya Tsushima adasını istila ediyorlar. Savunmakta 80 tane samuraya düşüyor. Bu 80 samurayın tamamı binlerce kişilik ordu tarafından öldürülüyor. İki kişi kalıyor sadece. Bir tanesi Jin Sakai, diğeri de onun dayısı Shimura Bey. Shimura Bey Hotunan tarafından esir alınıyor. İşte diyor aslında Hotunan'ın yapmaya çalıştığı şöyle bir şey var.
gittiği yerlerdeki güçleri, orduları kendisine katmaya çalışıyor. Mesela diyor ki Shimura Bey'e, ya diyor benimle savaşın, Japonya'yı beraber alalım, benim tarafıma geçin. O yüzden Shimura Bey'i bu yüzden öldürmüyor. Tabii bunlar da samuray olduğu için böyle çok şey tipler yani. İşte asil tipler, bunları böyle hani gururları ve şerefleri hayattaki her şeyden önemli. Bu sebeple de Shimura Bey kabul etmiyor. Shimura Bey bir kalede, sonrasında Hotunan Shimura Bey'i esir alıyor, bir kalede tutuyor. Oyunun 3 bölümü var. Birinci bölümde Jin Sakai dayısını kurtarmak için bu kaleye gidiyor. Tek başına Hotunan'ın karşısına çıkıyor ama tek başına alamayacağını anlıyor. Tek başına kurtaramayacağını, bu işi tek başına başaramayacağını anlıyor. Diyor ki bana yeni yol arkadaşları lazım. İşte bulabildiği kadar ordu bulmaya çalışıyor, arkadaş bulmaya çalışıyor, işte dövüşebilen ve arkasında duracak kişiler bulmaya çalışıyor. Buluyor da, ama bulduğu kişilerin de elbette şeyden istekleri var. Jin Sakai'den. Tabii bunları da başka görevler olarak yapıyoruz. Bir taraftan ordu buluyoruz, bir taraftan da işte dediğim gibi hazırlanıyoruz. Birinci bölümün sonunda Jin Sakai ve arkadaşları şeyi kurtarıyor, dayısını kurtarıyor, Shimura Bey'i. İkinci bölümde ise tabii adanın tamamı işgal altında. Shimura Kalesi var. Moğollar orayı almış. Dayısını kurtarıyor, artık dayısıyla beraber Shimura Kalesi'ni kurtarmaya gidiyorlar. İkinci bölümde böyle. İkinci bölümde de Shimura Kalesi'ni kurtardıktan sonra üçüncü görevde oradaki hanı, yani Hotun Hanı öldürmeye gidiyorlar. Üç bölüm bu şekilde. Finali oyunun çok çok büyük bir artı. Çok güzel, sinematik anlamda falan mükemmel. Ama söylemeyeceğim. Yani bu anlattığım hikaye kısmından çok bağımsız bir şekilde geçiyor. Toparlamam gerekirse oyuna puanım kesinlikle 80 puanın üstünde bir oyun. 90 puanı da biraz fazla buldum. Yani 90 puanı bazı açılardan, bazı teknik sebeplerden alamıyor. O yüzden de Ghost of Tsushima'ya puanım 88. Çok güzeldi. Yani bitirdim. Normalde bitirdiğim oyunu çok zor, yani 5-6 yıl, 10 yıl geçmeden ikinci sefer tekrar bitirmem, ama bu oyunu bitirdikten hemen sonra tekrar ikinci sefer başladım. Ghost of Tsushima incelemem bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.